Sivas'ta vatan bütünlüğü ve bütün millet adına bir kongre toplamaya karşı olanlar çoktu. İşgal kuvvetleriyle İstanbul hükümeti de kongreyi toplatmamak için el birliği etmişlerdi. Binbaşı rütbesinde bir Fransız jandarma subayı yanına bir tercüman alarak Sivas valisine geldi. "Eğer burada kongre toplanırsa Fransızlar Sivas'ı işgal edecekler," dedi. Vali Mustafa Kemal'e ikinci bir kongreden vazgeçilmesini yahut Erzincan'da toplanmasını söyledi. Kuvayi Milliyeci bir genç, sonradan Sivas milletvekili olan Rasim de valiyi desteklemekteydi. Mustafa Kemal, İngilizlerin Samsun'u topa tutmak, 10 güne kadar yeni işgaller yapmak şantajıyla kendi çalışmalarına engel olmak istediklerini hatırlatarak bu blöflere kulak asmamaları cevabını verdi. Hiçbir vaka olmadan 2 Eylül akşamı Sivas'a varılmıştır. Şehirde ne kadar fayton ve yaylı araba varsa hepsini karşılayıcılar tutmuşlardı. Yalnız Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden kimse yoktu. Kalabalık arasında Fransız subayın tehdidi üzerine telaşlanan genç Rasim'i gören Mustafa Kemal, "Gençler için vatan işlerinde ölmek olabilir, korkmak asla," demiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya zaferi nasıl bir kader dönümü olmuşsa, Anadolu'da yeni devletin kuruluşunda Sivas Kongresi'nin o kadar büyük önemi vardır.